İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Demokratik Fransız Müslümanlar Birliği Başkanı'nın daveti üzerine kendisiyle bir görüşmede bulundu. Aleviler, Ermenilere uygulanan soykırım nedeniyle özür diledi. Bist'teki Surp Meryem Kilisesi Ermeni Apostolik Kilisesi ile tekrardan birleşti. Şehit Nubar Ozanyan Ermeni taburu kuruldu. Yunanistan Parlamentosu 2. Dünya Savaşı için Berlin'den tazminat istedi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ultimatum verdi. Baltık devletlerindeki Ermeni Kültür Haftası Komitası'nın 150. yıl dönümüne adanmış bir konserle başladı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, bu hafta Marsilya'daki Fransız Demokratik Müslümanlar Birliği Başkanı Nagip Azergui ile bir araya geldi. Batı Ermenistan milletvekilleri Bassam Tahan ve Frej Abrahamyan eşliğinde Armenak Abrahamyan Başkanlığındaki heyet, Fransız Demokratik Müslümanlar Birliği Başkanlığı'na 1920'de Kilikya'nın kurtarılması için savaş alanında bulunan 6. alayın şehit düşen 138 Cezayirli askerlerin hikayesiyle listesini sunmaya karar verdi. Armenak Abrahamyan bu toplantıya katılanlara, o savaşçılara saygıda bulunmayı önerdi ve Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarını anma günü arifesinde Fransa'nın Aristide Briand yönetimindeki hükümetin Sèvres Anlaşması'nı imzaladıktan sonra resmi temsilci olarak Kilikya'daki sivil nüfusun korunmasıyla ilgili devlet taahhüdünü reddettiğini hatırlattı. Minnettarlığın bir göstergesi olarak Başkan Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti bayrağını Başkan Azergui'ye hediye etti. Görüşme sırasında Bassam Tahan ilk defa Cezayir askerlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi ve ardından Avrupa toplumunda İslam'ın tarihsel ilkeleri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. 24 Nisan 1915 insanlık tarihinin gördüğü en acımasız katliamlardan birine sahne oldu. 24 Nisan 1915 ve onu takip eden yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşe giden yıllarıydı. Osmanlı'nın işgal ettiği Balkanlarda 18. yüzyıldan başlayan ulusal ayaklanmalar 19. yüzyılda büyük bir hız kazandı. Ülkeye girmeye başlayan kapitalizmin sermaye ihtiyacını Hristiyan halklar üzerinde terör estirip ellerindeki mallara el koyarak elde etme politikasına o dönemlerden başlandı. 1894-96 yılları arasında Batı Ermenistan'ın Van, Erzurum, Sasun gibi Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı vilayetlerde katliamlar yapıldı. Yüz binlerin üzerinde Ermeni katledildi. 1909 Adana pogromunda Ermeni kanı sel gibi aktı. 24 Nisan 1915 tarihinde İstanbul'daki Ermeni aydınlarının tutuklanmasıyla başlayan süreç, 1,5 milyondan fazla Batı Ermenistan vatandaşı olan çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden Ermenilerin en vahşi yöntemlerle uygulanan bir soykırımla sonuçlandı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım gerçekliğinin Türkiye Devleti tarafından kabul edilip maddi ve manevi sonuçlarının tanzim edilmesi insancıl bir davranış olarak kabul edilecektir. Herkesi insani çabaya göstermeye teşvik ediyoruz. Alevi özüne dönüş hareketi olarak biz Ermeni halkının acısını anlıyor ve kederlerini paylaşıyoruz. Bizler Ermenilere karşı uygulanan soykırımı kınıyoruz. Biz Aleviler olarak Ermeni halkından özür diliyoruz. Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulanlar tarafından inşa edilen La Madeleine Kilisesi dün Katolikos tarafından bir kez daha kutsandı. 2012'de ayrıldıktan sonra tekrardan kendi konumuna geri dönen Katolikos, ben hep hayal ederdim. Hayalim atalarımızın Fransa'da inşa ettiği ve 1928 yılında kutsanan bu ilk Ermeni kilisesinin Apostolik Kilisesi'ne geri dönmesiydi ve bu hayalim gerçekleşti, dedi. 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen olağanüstü oturumda oy birliğiyle alınan kararın ardından kilise, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Fransız Piskoposluğu'na katıldı. Kutsama törenleri Fransa'daki Ermeni Piskopos Vahanovanisyan ile Kutsal Eçmiyazim Piskoposu Arşak Haçadıryan tarafından gerçekleştirildi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan da Nis Kutsal Meryem Kilisesi'nin tekrardan birleşmesi töreninde hazır bulundu. Şehit Nubar Ozanyan, Ermeni taburu soykırıma uğramış bir halkın öz savunma gücüdür. Ermenilere karşı 24 Nisan 2015'te gerçekleştirilen soykırımın 104. yıl dönümünde Nubar Ozanyan Ermeni taburunun kuruluşunu açıklamaktan gurur duyuyoruz.
Soykırım sürecinde katliama, sürgüne uğrayan Ermeni halkının çocukları olarak bugün Rojava topraklarında devrimi güçlendirmek ve DAEŞ başta olmak üzere Türk devletinin saldırılarına karşı Rojava'yı savunmak için bir araya geldik. Bir halkın ordusu yoksa hiçbir şey yoktur fikrini esas alarak Ermeni halkı ve tüm Rojava halklarının savunmasını gerçekleştirmek için mütevazi bir bölük oluşturduk. Bu 24 Nisan'ı yalnızca bir soykırımı hatırlama günü olarak değil, Ermenilere karşı soykırım gerçekleştiren faşist İttihat ve Terakki'nin bugünkü temsilcilerine karşı bir isyan ve direniş günü olmasının adımını atmak istedik. 104 yıl önce Ermenilere karşı yapılan soykırımın günümüzde de başka tonlarda sürdüğü gerçeğinin taşıyıcıları olarak tüm baskı, zulüm, katliam ve asimilasyon saldırılarına karşı kendi öz gücümüzü oluşturduk. Nubar Ozanyan Ermeni taburu olarak soykırımı yeniden yaşamayacağız. Bunun için kendimizi daha çok örgütleyerek, öz örgütlenmelerimizi daha da çoğaltarak devrimimizi büyüteceğiz. Pek çok Yunanlı milletvekili Almanya'dan tazminat talep edilmesi için Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ı destekledi. Yunanistan parlamentosu 2. Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'a verilen zararın tazmini hakkında bir tartışma gerçekleştirdi. 3 yıl önce uzmanlar komisyonu zararın değerinin 290 milyar avro yani 328 milyar dolar olarak tahmin etti. Tsipras, tazminat talebinin özellikle aşırı sağcılık, milliyetçilik ve ırkçılık Avrupa'yı tehdit ettiği zamanlarda şehit düşen kahramanların anısına olan tarihi ve ahlaki bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Almanya hükümetinin basın sözcüsü Stefan Zibert, tazminat konusunun hem yasal hem de siyasi alanda düzenlendiğini belirtti. Almanya'nın resmi pozisyonu tüm tazminat konularının 10 yıllar önce çözülmüş olduğudur. Batı Almanya'nın tazminat ödemeyi kabul ettiği bir anlaşmayı Yunanistan 1960'da imzaladı. Lentaro'nun bildirdiğine göre Amerikalı Demokrat Senatörü Bob Menendez yaptığı açıklamada Ankara Rusya S-400 kompleksini satın alma anlaşmasından vazgeçmezse Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırım uygulayacak dedi. Menendez, Washington'un askeri üslerini Türkiye'den Yunanistan'a taşıyabileceğini de sözlerine ekledi. Senatör ayrıca 5. nesil F-35 uçaklarının Türkiye teslimini de dışladı. Senatör Menendez, bu kongredeki iki partinin kararıdır, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada S-400 kompleksinin satın alınmasının kesin olduğunu ve Türkiye'ye Temmuz 2019'da teslim edileceğini açıklamıştı. Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle Litvanya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Elçiliği tarafından Komidas'ın 150. doğum yıl dönümüne adanan bir kültürel etkinlik 20 Nisan'da Litvanya'nın Ignalina bölgesindeki Palesiuas Dvaras adlı tarihi kompleksinde başladı. Etkinlikte bir kutlama konuşmasında bulunan Ermenistan Cumhuriyeti'nin Litvanya Büyükelçisi Dikran Mkrtichyan, Komidas'ın 150. yıl dönümü ile Ermenilere karşı uygulanan soykırımın 104. yıl dönümüne adanmış bu konserle Baltık ülkelerinde Ermeni Kültür Haftası'nın başladığını vurguladı. Etkinlikte Komidas adlı Yerevan Devlet Konservatuarı Profesörü Aram Haçadıryan Müze Evi Müdürü Armine Grigoryan, Komidas, Aram Haçadıryan, Alan Ovanes ve diğerlerinin eserlerini seslendirdiği piyano performansları sergiledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ofelia Ampartumyan tarafından seslendirilen Kanivur Canim adlı eseri sunuyoruz. Çok uzun.
Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.